Özellikle bir marka ile çalışıyorsanız ve markanın içeriğini yapıyorsanız, yaptığınız içeriğin tüm platformlarda aynı mesajı vermesi ve tüketicinin kafasını karıştırmaması gerekiyor. Bunda da aynı tasarım formatını alıp farklı boyutlara, farklı kullanım amaçlarını entegre etmeniz gerekiyor. Burada şu tür sorunlar bile yaşanabiliyor. Siz markanın renk kodunu birebir alıp tasarımınızda kullandığınızda, buna bakan kişinin monitörü ya da cihazı doğru renk kalibrasyonuna sahip değilse, bu benim rengim değil diyebiliyor ya da bu renk yanlış diyebiliyor. Herkese selam, ben Sinan. Design Talks'un yeni bölümüne tekrar sizlerleyim. Bugün sizlere tasarımlarda dil bütünlüğünü nasıl korumalıyız ya da neden korumalıyız onu anlatmak istiyorum. Şimdi tasarımlarda dil bütünlüğü dediğimizde neyi kastediyorum? Birazcık onu açayım. Günümüzde sosyal medya üzerinde birçok farklı platform var. Facebook'u, Instagram'ı, Twitter'ı, TikTok'u, Pinterest'i, Google'ı. Onun haricinde yeni gelen yerler Snapchat'tir, YouTube'dur. Aklınıza gelecek bir sürü platform var ve bu platformların her biri içerisinde de farklı görsel şablonları var. Kare kullanımlar, dikey kullanımlar, yatay 16'ya 9 kullanımlar ve bunların sayıları giderek artıyor. Çünkü sadece sosyal medya ile kalmıyor bu işler. Web site tarafı var. Web sitesindeki farklı banner ölçüleri, farklı sayfaların landinglerindeki hero image'lar ya da slider görselleri, gazeteler, dergiler, TV reklamları, billboardlar, broşürler aklınıza gelebilecek. Basılı olarak reklam ya da grafik çalışmaların kullanıldığı her yer aslında farklı bir platform oluyor. Bizim de tasarımcılar olarak bu farklı platformlarda yaptığımız tasarımın dil bütünlüğünü korumamız gerekiyor. Yani bu ne demek? Özellikle bir marka ile çalışıyorsanız ve markanın içeriğini yapıyorsanız, yaptığınız içeriğin tüm platformlarda aynı mesajı vermesi ve tüketicinin kafasını karıştırmaması gerekiyor. Bunda da aynı tasarım formatını alıp farklı boyutlara, farklı kullanım amaçlarını entegre etmeniz gerekiyor. Örneğin, sosyal medya üzerinde bir kampanya çalışacaksınız. Burada kare görsel çalışabilirsiniz. 4'e 5 Instagram'daki daha dikey fotoğrafları çalışabilirsiniz. Normal akışta olan 9'a 16'lık story formatını kullanabilirsiniz. Ya da 16'ya 9'luk yatay formatı kullanabilirsiniz. Sadece Instagram üzerinde 4 farklı boyut var aslında çalışmanız gereken. Bu 4 boyutta da yaptığınız tasarımın aynı şekilde oturması, aynı renklerin kullanılması, aynı tasarım disiplinlerini içermesi ve aynı ürünü aynı şekilde göstermesi çok önemli. İşte burada markanın logoları, sloganlar da işin içine giriyor. Bunların hepsini bu 4 farklı boyuta göre entegre etmeniz gerekebilir. Ama sadece sosyal medya üzerinde yapmayacaksınız. Buradaki kullandığınız içeriği markanın web sitesine de uyarlıyorsanız, burada markanın web sitesinin banner boyutlarına göre aynı tasarımı devam ettirmeniz gerekiyor. Burada web site üzerinde bir hero dediğimiz sayfanın başındaki en büyük görsel olabilir ya da slider görseli olabilir, biraz daha küçük olan. Sağ taraftaki küçük bannerlar olabilir ya da Google AdWords'lerde kullanılan ince uzun bannerlar olabilir. Boyutun ne olduğu fark etmiyor. Buradaki tasarımı birebir buradaki banner boyutlarına göre şekillendirip kullanmanız ve o dili korumanız gerekiyor. Diyelim ki buna ek olarak marka bu reklamı bir de baskılı platformlara verecek. Yani dergiye, gazeteye de reklam verecek. Broşür olarak basacak. İşte bu noktada internet üzerinde sRGB formatında çalışırken renk gamutu olarak CMYK'ya geçmeniz gerekiyor. Yani baskı formatına geçmeniz gerekiyor. Çünkü baskılarda renkler değişiyor. Burada işin bir yandan da şeyini düşünmeniz gerekiyor. İnternet üzerindeki dijital cihazlarda gördüğünüz renklerle baskı tarafındaki renkler değişiyor. İşte sizin bunları da önden aslında planlamanız çok önemli. Çünkü sosyal medyada kullandığınız renklerle bir dergiye baskı için gönderdiğiniz renkler birbiriyle tutmayabilir. Özellikle çalıştığınız monitörler renk kalibrasyonlu değilse, profesyonel monitörlerde çalışmıyorsanız, bu taraflarda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Burada şu tür sorunlar bile yaşanabiliyor. Siz markanın renk kodunu birebir alıp tasarımınızda kullandığınızda, buna bakan kişinin monitörü ya da cihazı doğru renk kalibrasyonuna sahip değilse, bu benim rengim değil diyebiliyor ya da bu renk yanlış diyebiliyor. İşte burada monitörler ya da cihazlar bile devreye girerken işin bir de baskı süreci var. Burası bambaşka bir konuya evriliyor. O yüzden tasarımlarınızda eğer baskıya da iş yapacaksanız renk kalibrasyonu olan profesyonel monitör kullanmanız önemli. Şimdi ekstra bilgiyi geçtim. Tasarımda dil bütünlüğüne devam edeyim. Siz yaptığınız çalışmadaki sloganları, ürünleri aslında sadece tek bir boyuta göre indirgerek düşünürseniz, diğer işte banner'dır ya da daha büyük A4, A5 gibi reklam için basılacak broşürlere ya da gazetelere göre düşünmezseniz sorunlar yaşamaya başlıyorsunuz. İşte burada mesela bazı ögeleri de tasarımlarınızdan çıkartmanız da gerekebiliyor. Özellikle
Müşteri belki size en başta dergi tasarımı için bir brief vermiştir. Siz A4 için yapmışsınızdır bu tasarımı. Sonrasında demiştir ki ya biz bunu sosyal medyada da çıkacağız. Siz şimdi A4 için kocaman alanda ürünü de çok güzel koydunuz. Slogan da şıkır şıkır durdu. İşte müşteri bir sürü ekstra küçük data istedi. Onları da eklediniz. Şimdi al bunu 1080x1080'lik bir kare posta uygula. İşte burada neleri gözden çıkartacağınızı, neleri aradan çıkartacağınızı belirlemeniz gerekiyor. Çünkü A4'e yapılan bir tasarımla 1080x1080'lik bir Canvas'a yaptığınız tasarım aynı olmuyor. İşte burada devam ettirmeniz gereken dil bütünlüğü de işte orada yazdığınız slogandır, markanın logosudur, üründür, ürünle ilgili en çarpıcı özellikleri de oraya koyup tasarımı yine bir şekilde o bütünlüğü koruyacak hale getirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde reklam için, gazete reklamı ya da A4 için bir tasarım yapıp sosyal medya için bambaşka bir tasarım yaptığınızda sizin kampanyanızda bu sefer bir algı karışıklığı yaratılmaya başlıyor. Şöyle düşünün, siz dergide bir araba reklamı gördünüz. Baktınız, ettiniz. İşte kırmızı renkli bir araba olsun. Markaları konuşmak istemiyorum çünkü. Sonrasında sosyal medyada aynı araba firması bir reklam vermiş ama başka bir araba modeli var ama kampanya fiyatı aynı. Orada başka bir şey yazıyor. Bu sefer siz algısal olarak şey oluyorsunuz. Ya diğer arabada kampanya yok muydu ya da bunda da mı vardı? Bunlar o kadar hızlı geçiyor ki tüketicinin aklından. Yani 2-3 saniyede bunları siz bilinçaltınızda düşünmeye başlıyorsunuz. Özellikle daha küçük markalar, pazarlama ve reklama daha az bütçe ayırabilen markaların bu pazarlama dillerini çok stabil tutup her yerde aynı şeyi göstermeleri çok önemli. Çünkü sizin sıkabileceğiniz kurşun sayısı belli ve bu noktada bütün tasarım dillerinizi aynı tutarsanız tüm platformlarda tüketicilerin algısını korumanız çok daha kolaylaşır. Bir platformda bambaşka bir mesaj, diğerinde bambaşka bir mesaj vermek, görselleri değiştirmek soru işaretleri uyandırabilir. Burada reklam tarafında AB testleri deniyorsanız bunu yapmalısınız. Ama AB testleri yapmak için bütçeniz ya da zamanınız yoksa ve kısa sürede tüketiciye bir algı, bir mesaj iletmek istiyorsanız bütün platformlarda aynı tasarım dilini kullanmanız çok önemli. Bu tasarım bütünlüğünü yaparken tabii ki platformlara göre ve çalıştığınız canvaslara göre ürünün yeri değişebilir, sloganın yeri değişebilir, büyüyüp küçülebilir bu ögeler. Bunlar çok fark etmiyor. Önemli olan yan yana koyulduğunda bütün bu tasarımların aynı mesajı aynı şekilde tüketiciye iletiyor olması. Bunlara tasarımlarınızda dikkat ederseniz aslında yaptığınız pazarlama çalışmalarında ve reklam kampanyalarınızda tüketicinin algısını daha iyi korumuş olursunuz. Tasarımlardaki dil bütünlüğünü korumakla ilgili anlatacaklarım aslında buydu. Eğer bu konuda sorularınız varsa, kafanızda soru işaretleri oluştuysa ya da anlamadığınız bir şeyler, daha detaylandırmamı istediğiniz bir şeyler varsa yorumlarda bana gönderirseniz sevinirim. Seve seve cevaplarım hepsini. Bu bölümde benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.